Gelelim, şimdi dedi elimden geldiği kadar dedi, İslam Ahlak kitabında okuyorum dedi, sabrediyorum, ediyorum falan ama dedi, beyim dedi bazen dedi sert mizaçta olması sebebiyle yani ben de patlıyorum. Ondan sonra da beyi dönüyormuş diyormuş, işte senin kıldığın namazın bir faydası olmadı, okuduğun Kur'an faydası olmadı, hepsi gitti. Dün de bir başka programda bahsetmiştik, o şekilde sorayım. Yani benim rızamı almadan senin yaptığın ibadetlerin hiçbir kıymeti yok diyor. Biz erkekler. Tabii. Burada biz da, büyükler. Burada da aynı şeyi söylüyor yani. Üç aşağı beş yukarı aynı kapıya çıkıyor. Onu söylemeye çalışıyor. Aha, aynı kapıya çıkıyor. İyi de bir arkadaş. Sen orada kocasın da Şam kocası mısın nesin yani? Suizan etmeyiniz buyuruyor. Ama suizanla sebebiyet verecek davranış ve harekette de bulunma. Sen eziyet ediyorsun, zulmediyorsun. Namaz da kılmıyorsun. Hanımı seni ateşten kurtarıyor. Yani senin vazifen de onu namaza alıştırmak. Ateşten kurtarıyor. Ona teşekkür edeceğin yerde kalkıyorsun, bir eziyet ediyorsun. Zulmediyorsun. Tahrik ediyorsun. Sonra da patlayınca senin namazlar gitti. Allah-u Teala sana verdi. Sen yazıyorsun amel defterine. Hanımın kıldığı namazlar oldu, olmadı diye. Sen yazıyorsun. Cenab-ı Hak sana verdi o yetkiyi. Kirame katil melekleri sen varken gidiyorlar, sen yazıyorsun hanımın günahlarını, sevaplarını falan. Olur mu ne şey ya? Bu cehaletten başka bir şey değil. Cahillikten başka bir şey değil. Maalesef yani sadece bu dinleyicimizin beyinde gözükmüyor. Bu hepimizde var bu hastalık. Hesabımıza geleni yontuyoruz. Bir arkadaş anlatıyordu. Babam dedi, Allah rahmet eylesin, babasının annesi vefat etti. Şimdi dedi Türkiye takımı almaya başlamıştık dedi. İlk çıktığı sıralar dedi. Dedi hoşuna gitti dedi, arkasında güzel şeyler okuyor dedi. Mesela dedi erkeğin hanımına olan hanımına karşı yapacağı vazifeleri anlattığı zaman o takım yaprağı kayboluyor dedi. Ama dedi kadının kocasına karşı yapacağı vazifeleri anlatınca babam onu cebine koyar, tam böyle hani akşam yemeğinde ya gözümde gözlük de yok, göremiyorum da şunu bir hanımına verirmiş, şunu bir okuyayım. Kendimi tutamazdım dedi ya, bunun öbür tarafı da var dedi, o kayıp yok dedi. Erkeğin vazifeleri kayboluyor ama kadının vazifeleri onlar okunması lazım. Genelde var bu, genelde var bu. Yani erkeklerin hemen hemen hepsinde, hepimizde var. Peki yanlış mı? Yanlış tabii. Peki erkeğin rızası olmadan kadının cennete gitmesi veya böyle bir şey var ama değil mi? Var. Peki tersi de var mı? Kadının var. Rızası olmadan kocası cennete gidemez. İkisi için de var. Yani orada tek başına değil. Çünkü Cenab-ı Hak kadını kadın olarak, erkeği erkek olarak yaratmış. Yani Cenab-ı Hak'ın yarattığı sistem de bu. Dolayısıyla ve bir de Allah-u Teala kadın kullarını erkeğe emanet olarak vermiş. Yani onu koruyup kollamak, haramdan korumak, namazlarını, ibadetlerini yerine getirtmek, tesettürüne riayet etmesini sağlamak, nafakasını helalden getirmek. Bütün bu vazife de erkeğe verilmiş. Erkeğe verilmiş. Tabii kadının bütün bunlara karşı aynı şekilde nankörlük etmemesi, ihanet etmemesi, diliyle zulmetmemesi, eziyet etmemesi gerekir. Karşı tarafın hakkına riayet etmesi lazım. Allah-u Teala onun rızkını kocası vasıtasıyla göndermektedir. Evet gönderen Allah-u Teala ama vasıta kocasıdır. Dolayısıyla ona teşekkür etmesi lazım. Bu vasıtaya teşekkür etmeyen Allah-u Teala'ya şükretmemiş olur buyuruyor. Nankörlük etmiş olur. Ve kadınlar da maalesef bu hataya çok düşüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün işte cehenneme baktım. Kadınların çok olduğunu gördüm deyince Hazreti Ayşe validemi soruyor. Sebebi nedir diye. Nankördürler buyuruyorlar. Yani ne kadar iyilik görse, hatta hadis-i şerifte daha ağır bir ifade geçiyor. 70 sene adam sırtında taşsa bir sefer yere koysa sen ne gördüm diye 70 seneyi siler atar buyuruyor. Sen de ne gördüm ki? Bu nedir? Dümdüz nankörlüktür. Kadın da öyle imtihan oluyor. Cenab-ı Hak nefsini kuvveti yaratmış. O da onun kendisini kontrol edecek. Orada yapacağı iş o. Ama erkek de aynı şekilde bu yetki bana verildi diye kadını hizmetçi veya köle şeklinde göremeyecek. Ona eziyet etmesi, lüzum her şeyi aynı şekilde sen benim dediğimi yapacaksın, benim rızamı alacaksın. İyi be. Ondan sonra benim elimi kaldır, ayağımı kaldır demeyecek. Olmaz o. O da değil o. Yani onun vazifesi değil, senin kölen değil, o hizmetçin değil.
Ha, yapar ihsanen yapar, o ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. İhsanen yapar. Dolayısıyla bu konuda tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında İslamiyet ve Kadın bahsi var. Orada anlatılıyor. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri bir erkeğin hanımına karşı yapacağı vazifeleri, 32 maddemine orada anlatılıyor. Bunları yani kadının da erkeğin de okuması lazım. Okuyup öğrenmemiz lazım. Allah rahmet eylesin. Hemen abiler siz de şahit olmuşsunuzdur. Toplantılarda anlatırlardı. Bizim evde problem olmaz diye. Niye olmaz? Çünkü hanımefendileri İslamiyet'i biliyor. Kendi vazifesini biliyor. Karşı tarafın hakkına riayet ediyor. Enver abi de İslamiyet'i biliyor. Kendi vazifesini biliyor. Hanımın haklarına riayet ediyor. O zaman problem olmaz ki orada. Hani zaman zaman anlattığınız bir hadise var. Bir gencin birisi böyle evde huzuru arıyormuş. Orayı burayı dolaşmış da memleket memleket dolaşıyor. Bir tanesi demiş ki falan kasabada yaşlı bir çift var. Demiş onlar demiş bu huzur reçetesi onlarda. Allah Allah da gelmiş genç. İşte sonbaharmış falan kapıyı çalıyor falan. Demiş efendim bana böyle böyle dediler. Ben onun için sizi ziyarete geldim. Bu reçete nasıl bir reçete ise hani bana söyler misiniz? Gel evladım demiş. Adam bir şeyler alıyor falan. İşte öyle vakti. Yaşlı hanımı da yaşlı. Bir şeyler hazırlamış. Yiyecek koymuşlar falan. Bir tane de işte karpuz mu kavun mu neyse var. Ondan sonra yemeği yiyorlar. Sonra işte o karpuz kavuna gelince şöyle bakıyor adam. Hanım diyor bu diyor iyi değil diyor. Yani öbürsünü getir. Hanımı götürüyor onu. Tekrar getiriyor. Onu sana bakıyor. Ya bu da iyi değil diyor. Kadıncağız peki diyor. Alıp götürüyor. Bir daha tekrarlanıyor. En sonunda gence diyor ki bizim hanım diyor yaşlandı diyor. Gel biz gidelim diyor şekillerde. Biz seçelim bunu. Gidiyorlar bakıyorlar. Bir tane. Bir tane karpuz var. Bir tane karpuz var. Anladın mı demiş huzuru? Anlamadım demiş. Demiş evladım anlamayacak ne var? Bizim evde demiş bir tane karpuz vardı. Ben de bir tane olduğunu biliyorum. Hanımım da biliyor. Ben her değiştir dediğimde hanım beni kırmıyor. Beyin biliyor bir hikmeti vardır diye alıyor götürüyor aynı karpuzu gene getiriyor. Aynı karpuzu yine getiriyor. Ha dese ki dangalak evde yok zaten. Öyle demiyor. Bile bile bunadın artık. Öyle demiyor götürüp getiriyor. Bir sebebi vardır yani beyimin burada aynı şekilde bir hikmeti vardır diye. Ben de hanımla böyle davranıyorum buyurmuşlar. Öyle demiş. Huzur bu demiş yani. O biliyor. Ben de biliyorum. Ben eziyet için yapmadım onu. Hanımın da anlayışı. Ha, burada bir hikmet sebebi vardır herhalde beyimin. Benim bilmediğim bir şey var. İtiraz etmedi. Ve demedi ki ya bey sen bilmiyor musun? Burada bir tane karpuz var. Ne getirip getiriyorsun bu yaşlı halimle beni? Demedi. İtiraz etmedi. Peki dedi. Gitti. Onun için bizim evde kavga olmaz. Hep huzurlu olur. Biz de şimdi kadını itiraz ediyor. Erkek itiraz ediyor. Erkek hükmetmeye kalkıyor. Kadın aynı şekilde bağımsızlığı ilan etmeye kalkıyor. Sonra da efendim işte güçlü olan da aynı şekilde pataküte giriverince işte ben mazlum oldum diyoruz falan. Ha, bütün mesele iki tarafın da İslamiyet'e uymamasına kaynaklanıyor efendim. Ha, dolayısıyla yani burada şimdi beyime dedi ben de patlıyorum falan. İşte beyin de böyle diyor falan. Ne o alacak ne alacaktı? Sen de suçlusun. Erkek olarak sen de suçlusun. Sen bir kere İslam'a o kötü huyunu ya da sert halini düzelttin mi? Yok. Ya bunu sana, beni böyle kabul edin. Emrin olur. Başka? Olur mu öyle şey ya? Yarın cehenneme, özür dilerim, mahirete gittiği zaman melekler de ki beni böyle kabul edin. Melekler hay hay derler. Alırlar. Bunun kabul edileceği yer götürürler. Cehenneme koyuverirler. Buyur derler. Sen de bizi böyle kabul et. Ne yapacaksın o zaman? Sen bizim kitabı okudun mu? Sen bizim kitabı okudun mu? Oraya geliyor iş. Oraya geliyor tabii. Oraya geliyor. Onun için karşılıklı haklarda, karşılıklı haklarda efendim bir taraflı olarak mesela bazen kadın da diyor falan. Sen işte Kur'an okuyan, namaz kılıyan falan ama sen benim isteklerimi yerine getirmediğin için senin bu yaptıkların ne hepsi havaya gidiyor, havaya gidiyor falan. Beni mutlu edemediğin için. Beni mutlu edemediğin için falan. Ne yapacak villam yok, araba yok, alamadık falan. Nasıl hizmet mutlu olsun kadıncağız? Nasıl mutlu olsun değil mi? Şey kolay var ya mutlu olmanın. Nasıl? Hem de temelli mutlu olur. Nasıl yani? Ha nasıl yani? Mersin'in Mut ilçesi var. Bütüğümüzü oraya aldıralım. Nerelisin mutlu. Nerelisin mutluyum. O kadar yani. Hiçbir değişiklik olmaz. Hani bizde bir şey vardı. TGRT'de. Mithat da arkadaşın ismi. Evet. Mutluydu. Mutluydu. Ona ben takılırdım. Bu dedim doğuştan mutlu. Doğuştan mutlu. Kulaklar içindesin. Evet. Efendim. Böyle demenin bir mahsuru var mı? Yok.
dilini anınca kulaklar için nasıl? Demenin mahsuru yok. Dinen bir mahsuru söz konusu değil. Mesela bazılarının ismi velidir. Doğuştan veli. Bazıları öğrenci velisi.